Evet. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden, dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün sabit fonksiyonu konuşmuştuk ve yanlış hatırlamıyorsak eğer sabit fonksiyon için şöyle demiştik. Demiştik ki sabit fonksiyon arkadaşlar her kümedeki elemanın görüntü kümesinde, tanım kümesindeki her elemanı görüntü kümesinde ya da diğer adıyla değer kümesinde sadece bir elemana eşliyorsa o fonksiyona sabit fonksiyon diyoruz. Örneğin şurada gösterebilirim. Buradaki 3 farklı değer, tanım kümesindeki 3 farklı değer, değer kümesinde sadece bir değere gidiyordu. O yüzden biz buna sabit fonksiyon diyorduk. Hatırlarsanız esprili bir şekilde şöyle demiştik. Demiştik ki sabit fonksiyonlar arkadaşlar Havva Ana fonksiyonlarıdır. Neden Havva Ana fonksiyonudur? Hepimiz Havva annemizin çocuğuyuz. O yüzden herkes oraya gidiyor. Herkes Havva annemizin çocuğu olduğu için herkes Havva anne ile eşleşmiş oluyor. Arkadaşlar sabit fonksiyonların cebirsel ifadelerinde değişkenler olmaz. Yani x, y gibi değişkenler olmaz. Sadece sabit sayılar bulunmalıdır. O yüzden sabit fonksiyonlar fx eşittir a tipindeki fonksiyonlardır. Burada a sabit bir sayı. Sonrasında şöyle bir soruyla devam edelim. Soru bize demiş ki fx eşittir a eksi 1 x kare. Arkadaşlar sesi mümkün olduğunca yakın konuşmaya çalışıyorum. Başka şimdilik elimden bir şey gelmiyor. Mikrofonumun sesi de sonda. Ayarım sonda. Sayfalarınızı yenileyin. İnternet bağlantınızdan kaynaklanan sıkıntılar olabilir. İnternet ayarlarım da benim gayet şu anda sinyalim de güçlü gözüküyor. Herhangi bir sıkıntımız yok şimdilik ama ilerleyen zamanlarda düzelecektir. Parça parça da olsa şimdilik idare edelim. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Fx eşittir a eksi 1 x kare artı b eksi 2 x artı 3 şeklinde bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonun sabit fonksiyon olduğu bize söyleniyor. Diyor ki f eğer bir sabit fonksiyonsa a artı b artı f a çarpı b kaça eşittir? Şimdi biz demiştik ki sabit fonksiyonlarda arkadaşlar sabit fonksiyonlarda x kare x gibi ifadeler olmaz. O halde buradaki x karenin yok olması lazım. X kare nasıl yok olur? Katsayısı eğer sıfır olursa x kareyi yok ederiz. Peki katsayının sıfır olması için eğer a eksi 1 eşittir sıfırsa a'nın 1 olması yeterli olacaktır. A 1 olduğunda burası zaten çökmüş olacak. A'yı bulduk. Buraya geldiğimizde buradaki x'in de olmaması lazım. X'i nasıl yok edebilirim? Gene katsayısını sıfır ederek. Dolayısıyla b'nin de 2 olması lazım. O zaman a gördüğüm yere 1, b gördüğüm yere de 2 yazarsam elde edeceğim fonksiyon şu olacaktır. fx eşittir. Burası zaten çöktü. Burası zaten çöktü. Sadece eksi 3 kalmış olacaktır arkadaşlar. fx eksi 3. Gördüğünüz gibi sabit bir fonksiyona bağladık. Sabit fonksiyonsa da diyor a artı b artı f a çarpı b. A'yı 1 olarak bulmuştuk. B'yi 2 olarak bulmuştuk. A çarpı de 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuz birazcık daha farklı. Şimdi normalde az önce size dedim ki sabit fonksiyonlarda arkadaşlar x, y gibi değişkenler olmaz. Peki sabit fonksiyonlarda x, y gibi değişkenler olmazsa ne yaparız? Katsayılarını sıfırlarız. İyi hocam, güzel. Katsayılarını sıfırlayalım da bunun zaten katsayısı 1. Zaten sabit bir sayı. Ben bunu nasıl sıfırlayacağım ya da bunu nasıl yok edeceğim? Bunun için şöyle yan tarafta size ufak bir açıklama yapalım. Diyelim ki eğer fx eşittir kıymetli arkadaşlar fx eşittir ax şeklinde bir fonksiyon tanımlansın. X yerine 1 yazalım bakalım ne çıkacak? F1 x yerine 1 yazarsak burası 2, 4 daha 6, aşağısı da 3. 6 bölü 3'ten f1'i 3 olarak bulmuş oluruz. X yerine 2 yazdığımızda ne bulacağız?
hocam peki? X yerine 2 yazdığımda ise 2 kere 2 4, 4 daha 8, aşağıda da 4, 8 bölü 4'ten gene 8 bölü 4'ten gene 2. Bu arada şurada ben az önce 3 bulmadım. 6 bölü 3'ten 2 geldi. Burayı yanlış yazdık. Burayı düzeltelim. X artı D şeklinde bir fonksiyon size verilir. Ve bunun sabit olduğu söylenirse A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşittir. Hocam güzel ama sen burada kalkmış X kareler yazmışsın. Hiç önemli değil. Gene aynı mantıkla devam edeceğiz. X karenin katsayısının X karenin katsayısına oranı, sabit terimin sabit terimi oranı, X'in katsayısının X'in katsayısına oranı ve sabit terimin sabit terimi oranı her zaman aynı gelecektir. Dolayısıyla bu soru için biz şunu söyleyebiliriz. A artı 2 bölü X karenin katsayısı 1, A artı 2 bölü 1 eşit olacaktır. Burada X'in katsayısı 3, burada X'in katsayısı B eşit olacaktır 3 bölü B'ye. O da eşit olacaktır. Sabit terim bölü sabit terim. Yani 4 bölü 6'ya. Diğer bir ifadeyle 2 bölü 3'e diyebiliriz. Sesle hala sıkıntı mı var? Yorumlarınızı okuyamadım. Bakayım. Şu anda sesin bir sıkıntısının olmaması lazım. Gerçekten sinyal gücüm şöyle söyleyeyim. Hızım 59.7 bit bölü saniye. Hızım gayet yüksek. Ekran nasıl dönüyor? Ayran içir ayran. Belki tansiyonu düşmüştür Eda. Telefondan ya da tabletten mi izliyorsun? Nasıl bir şey anlayamadım. İnternet şu anda gayet hızlıyım yani. İnternet hızım da var. Mikrofonumun sesi de sonuna kadar açık. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Yavaş yavaş bir sıkıntı o sıkıntıların hepsi ilerleyen zamanlarda kesilecektir. Şimdi bu soru için demiştik ki eğer f sabit fonksiyonsa a artı 2 bölü 1 eşittir 3 bölü b'ye, o da eşittir 4 bölü 6'ya. 4 bölü 6'yı da sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3'ü elde ettik. Az önce burada gördüğünüz gibi. O halde kıymetli arkadaşlarım, şuradaki paydanın hiçbir önemi yok bildiğiniz üzere 1 olduğu için. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Şöyle birazcık aşağı geleyim. Şunu söyleyebilirim. A artı 2 eşittir 2 bölü 3'e. 2'yi bu tarafa atarsanız A eşittir 2 bölü 3 eksi 2 edecektir. 3 kere 2 6. 2'den 6 çıkarırsanız eksi 4 gelecek. O yüzden A'yı eksi 4 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. A cepte. Öbür tarafa geldiğimizde şurada 3 bölü B'nin 2 bölü 3'e eşit olması lazım. Onu da şuraya yazalım. 3 bölü B eğer eşittir 2 bölü 3 ise şurada bir içler dışlar çarpımıyla 9 eşittir 2B elde ederiz. B'yi yalnız bırakmak için şuradaki çarpı 2'yi karşı tarafa bölü 2 olarak gönderirsek B'yi 9 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Peki son hamleye geçiyorum. Artık A'yı da buldum, B'yi de buldum da hocam fx neye eşit? Bir de ona bakalım. Bakın buradaki değerleri yerine yazdığınızda elde edeceğiniz her şey yukarıda 2, aşağıda 3'tür. Dolayısıyla fx eşittir 2 bölü 3 çünkü hepsi birbirine eşit. 4 bölü 6, burada aynı şekilde 3 bölü 9 bölü 2, burada da eksi 4 bölü 3 artı 2 bölü 1'den hepsi gene 2 bölü 3 gelecek. Dolayısıyla fx eşittir 2 bölü 3'tür. Yani x yerine ne yazarsak yazalım burada sabit bir değere yani 2 bölü 3'e gelmiş olacağız. O zaman burada a artı b'nin ne olduğunu hesaplamamızda çok da lüzum yok. F a artı b ne yazarsam yazayım hep 2 bölü 3 gelecek. O yüzden burası kıymetli arkadaşlar 2 bölü 3'tür.
A'yı biz eksi 4 bölü 3 olarak bulmuştuk. B de şuradan 9 bölü 2 olarak bulunmuştu. O zaman B'yi de getirip yerine yazalım ve değerlerimizi şuradan kenardan toplayalım. Ne var elimizde? 2 bölü 3 artı eksi 4 bölü 3. Şöyle parantez içinde, bu mutlak değer değil, düz çizgi oldu. Eksi 4 bölü 3 ve artı şurada en son B'yi 9 bölü 2. Şurada 2 bölü 3 ile eksi 4 bölü 3'ü toplarsak arkadaşlar eksi 2 bölü 3 gelecek. O halde son işlem eksi 2 bölü 3 ile 9 bölü 2'yi toplamak. 2 kere 2 4 ama eksi 4. 9 kere 3 27 artı 27. Aradaki işaret artıydı. Artı 27 ve bölü 2 kere 3 6. 27'den 4 çıkarırsanız 10 şey 23 bölü 6 diye sorunun cevabını C seçeneğimizde görmüş oluyoruz. Peki devam edelim. Bir diğer fonksiyon neymiş? Birim fonksiyon. Nedir peki birim fonksiyon? Bunu da bir tanıyalım. Birim fonksiyonun ne olduğunu da bir görelim. Nedir birim fonksiyon? Arkadaşlar birim fonksiyon bir fonksiyonun tanım kümesindeki tüm elemanların görüntüsü kendisine eşit ise bu fonksiyona birim fonksiyon denir. Diğer bir ifadeyle birim fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri birbirine eşit kümelerdir. Bak eş kümeler değil, eşit kümelerdir. Akılda kalıcı olması için şöyle düşünebilirsiniz. Bu fonksiyona ne veriyorsanız o da size onu veriyor. Ne verirseniz elinizde o gelir sizinle arkadaşlar. Bunu şöyle de tanımlayabiliriz. Mevlana fonksiyonu da diyebilirsiniz buna. Bu fonksiyon Mevlana ne diyor? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. O yüzden siz bu fonksiyonun içine bir attıysanız görüntü olarak da gene 1'i elde edeceksiniz. 2 attıysanız görüntü olarak da 2'yi elde edeceksiniz. 3 attıysanız 3'ü elde edeceksiniz. Burada herhangi bir problem var mı? Umarım yoktur. Peki devam edelim. Bu fonksiyonun birim fonksiyonun grafiği y eşittir x ya da diğer adıyla birinci açıortay doğrusudur. Birim fonksiyonun cebirsel ifadesinde sadece x değişkeninin birinci kuvveti bulunur ve onun da katsayısı 1'dir. Bunun haricinde diğer kuvvetler bulunmaz. Sabit bir sayı da bulunmaz birim fonksiyonda. Örneklerine bakalım. Soru bize diyor ki örneğin bu soru için f(x) bir birim fonksiyondur. f(x)'in birim fonksiyon olduğunu söylemiş. Güzel. f(x) birim fonksiyondur. Tamam. f(2x) artı 5 eşittir bıdı 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 olduğuna göre. Şimdi f(x) neydi? Birim fonksiyonu. Birim fonksiyon neydi? Ne verirsen elinle o gelir seninle. Sen ne vermişsin bu birim fonksiyona? 2x artı 5. O yüzden burada f(2x) artı 5 verdiysen çıktı olarak da gene 2x artı 5'i elde etmek zorundasın arkadaşım. Peki 2x artı 5'te x kare diye bir zıkkım var mı? Yok. Ha, o zaman bu x karenin yok olması lazım. Peki nasıl yok ederim ben bu x kareyi? Katsayısını 0 yaparak hocam. Nasıl katsayısını 0 yapacağım? Bak a yerine 3 yazarsam burası komple çökmüş olur. Ha, o zaman a'yı bulduk hocam. A neymiş? 3'müş. Devam edelim. Buraya geldim. Burada b artı 1x. Ben 2x artı 5 atmıştım. O da bana 2x artı 5 vermesi gerekiyordu. Ha, o zaman x'in katsayısının burada 2 etmesi lazım. Hocam az önce sen dedin ki x'in katsayısının 1 olması gerekir. Burada 2x artı 5. Evet ama f(x) ise eğer x'in katsayısının 1 olması lazım. Birim fonksiyonda f(x) eşittir x'tir. Burada sen f(x) değilsin. F'in bir birim fonksiyon olduğu söylenmiş ama sana 2x artı 5 vermiş. O yüzden sen bunun içine 2x artı 5 attıysan çıktı olarak da 2x artı 5 elde etmen gerekiyor. O zaman buradaki x'in katsayısının 2 olması lazım. X'in katsayısının 2 olması için kıymetli kardeşim B'nin 1 olması gerektiği aşikardır. O zaman B'yi de bulduk. B 1'miş. Devam ediyorum. Az önce dedik ki sabit birim fonksiyonda sabit sayı olmaz. Çünkü bakın f(x) eşittir x. Güzel ama ben 2x artı 5 atmışım. O da bana 2x artı 5 vermesi lazım. O yüzden buradaki sabit terim neyse şu eksi c artı 2'nin de bu 5'e eşit olması lazım. Eksi c artı 5'in 5'e eşit olması için şöyle kenarda denklem şeklinde de çözebiliriz. Eksi c artı 2 eşittir 5 ise eksi c eşittir artı 2'yi karşı tarafa attığınızda 3. Dolayısıyla c'nin eksi 3 olması gerekir. Aa bak güzel c'yi de bulduk. Bu arada mouse'u kaybettik. Mouse'u bir bulalım. Evet bulduk.
C'nin de eksi 3 olduğunu bulduk. O zaman 3 artı 1 eksi 3'ten 3 de eksi 3 birbirini yerse bize 1 cevabı yeterli olmuş olacaktır. Peki devam edelim. Geldi ilk dananın kuyruğunun koptuğu yere. Size en çok soru sorulan yerlerden birisi de doğrusal fonksiyon sorularıdır. Doğrusal fonksiyon sorularına özellikle dikkat etmeniz tavsiye edilir. Bunları özellikle takip edin ki sıkıntı yaşamayasınız ilerleyen dönemlerde. Peki buyurun bakalım. Ne diyor soru? Diyor ki 3,7 ye geldik. 3,7 neymiş? Doğrusal fonksiyon. Cebirsel olarak fx eşittir ax artı b şeklinde ifade edilen fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Bu fonksiyonlarda arkadaşlar x değişkeninin sadece birinci kuvveti olur. Katsayısı farklı değerler alabilir. B sabiti bazı fonksiyonlarda olmayabilir. Örneğin şu mouse'u bir bulayım. Örneğin fx eşittir, bir de yazabilsem çok güzel olacak. fx eşittir 2x bir sabit fonksiyondur. Bunda sabit sayı, pardon özür dilerim, bir doğrusal fonksiyondur. Bunda gördüğünüz gibi sabit sayı olmayabilir. O yüzden b sabiti bazı fonksiyonlarda olmayabilir. Bu fonksiyonlarda x değişkeninin katsayısı olan a, fonksiyon grafiği olan doğrunun eğimini ifade eder. Biliyorsunuz fx eşittir y idi. O yüzden y eşittir ax artı b şeklinde dün de söylediğim analitik geometriden hatırlayacağınız üzere bu bir doğru denklemidir. O yüzden doğrusal fonksiyonların grafikleri bir doğrudur. Ax artı b bir doğrudur. O doğrunun eğimi ise kıymetli arkadaşım işte şurada gördüğünüz a sayısıdır. A o doğrunun eğimini verecektir. Fonksiyon üzerindeki herhangi iki noktanın ordinatlar farkının apsisler farkına oranı daima bu değeri verir. Bu da hatırlarsınız analitik geometriden bir doğrunun eğimini nasıl bulacağımızı buradan konuşuyorduk. Peki gelelim bunu bize nasıl sorar? Sınavda bunlardan nasıl sorar? En basit haliyle bunu sormazlar ama bunlar bizim için önemli. Bunları ufaktan bir görelim. Soru diyor ki arkadaşlar soru diyor ki bir sorunuz var. Arkadaşlar onları sonra konuşalım. Soru bize diyor ki kıymetli kardeşim ney? F doğrusal bir fonksiyondur. F2 eşittir 6, F5 eşittir 12 olduğuna göre F8 nedir? Eğer F bir doğrusal fonksiyonsa güzel kardeşim, Fx eşittir, şuraya bir tıklayayım bir saniye. F eğer bir doğrusal fonksiyonsa Fx eşittir ax artı b şeklinde tanımlanması gerekir. Şimdi bu soruda f2 eşittir 6. Yani x yerine 2 yazınca 6'yı elde etmişiz. O zaman f2'ye bakalım. f2 x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2a artı b'yi bize verecektir. 2a artı b gördüğünüz gibi ne çıkmış? 6 çıkmış. O zaman f2 eşittir 2a artı b. O zaman 6'ya eşitmiş. F5 x yerine 5 yazılarak elde edilmiş. O zaman ben de x yerine 5 yazayım. F5 eşittir. Burada da x yerine 5 yazarsak ne elde edeceğim? 5a artı b. O da neye eşitmiş kardeşim? Gördüğünüz gibi 12. Ne oldu bu durumda? Elimde iki değişkenli yani iki bilinmeyenli iki tane denklem oldu. Bunu ister yok etme metoduyla, ister yerine koyma metoduyla hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde çözebilirsiniz. Ben yok etme metoduyla çözmek istiyorum. B'lerin katsayıları eşit. Tutup şunu eksiyle çarpıp bu ikisini taraf tarafa toplarsanız eğer ne elde etmiş olacaksınız? Bakın 2a ama eksi 2a. Burada da 5a var. Etti 3a. Eksi b ile artı b şu eksi üzerine dağıttığınız için eksi b ile artı b birbirini götürdü. Eşittir 12 eksi 6'dan 6'ya. Ha o halde demek ki a eşittir 2'ymiş. O zaman a'yı buldum. Peki b'yi nasıl bulacağım? İstediğin herhangi birinde yerine koy. Ben alacağım a'yı şurada yerine koyacağım. 2 kere 2 4 6 etmesi için b'nin de 2 etmesi lazım. Ha b'yi de bulduk. O halde ben fonksiyonumun kuralını buldum. Neymiş benim fonksiyonumun kuralı? Fx eşittir ax artı b'ydi ya. A'yı 2 bulduk şurada. O yüzden fx eşittir 2x artı 2 şeklinde fx fonksiyonumuzu elde etmiş olduk. Peki soru bizden ne istemiş kıymetli arkadaşım? F8'i. X yerine 8 yazarsanız x yerine 8 yazarsak 2 çarpı
çarpı 8 artı 2. 8 kere 2 16. 2 daha 18 cevabına erişmiş oluruz. Bu sorunun cevabı C'dir deyip geçebilirsiniz. Peki devam edelim. Bir sonraki örneğimize geçelim. Ne demiş bir sonraki örneğimiz? Diyor ki fx bir doğrusal fonksiyon. Fx ile fx artı 1'i toplayınca 4x artı 4 gibi bir şeye erişiyorum. Bu olduğuna göre diyor f3 nedir? Bu soruyu birçok yoldan çözebilirsiniz ama ben kavramsal öğrenmeniz gerçekleşsin diye birazcık daha ayrıntılı şekilde ilerleyeceğim. F eğer bir doğrusal fonksiyonsa fx eşittir ax artı b olacaktır. Peki fx artı 1 dediğimiz zıkkım nedir? X gördüğünüz yere x artı 1 yazmak demektir. O zaman ben de burada x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam fx artı 1'i elde etmiş olacağım. O halde fx artı 1 eşittir. Şimdi buradaki x'in yerine x artı 1 yazıp a'yı da üzerine dağıtırsam ax artı a, bir de en son şurada kenarda artı b'm gelmiş olacak. Peki sonra ne yapmış bu arkadaş? Bunları toplamış. O zaman ben de bunları toplayayım. Bunları toplarsak eğer bakın fx ile fx artı 1'in toplamı bir ax burada, bir tane de burada etti 2 tane ax. Peki sabitlerde neyim var? Bir tane a var. Peki a, 2 tane de b var. Artı 2b edecektir. Peki bu neye eşitmiş? Fx ile fx artı 1'in toplamına neymiş? 4x artı 4. O zaman eşittir 4x artı 4 diyebilirim. Peki bu iki fonksiyon birbirine eşitse polinomların eşitliğinden x'in katsayısı buradaki 4'e eşit olması lazım. O halde 2a eşittir 4. Demek ki a eşittir 2. Ve son olarak a artı 2b'nin de buradaki 4'e eşit olması lazım. O zaman a artı 2b eşittir 4 deyip a'yı 2 bulmuştuk değil mi? A'yı getirip burada yerine yazarsam 2 artı 2b, 2 artı 2b eşittir 4 denkleminden b'nin de 1 olduğunu bulmuş oluyorum. O zaman a'yı buldum, b'yi buldum. Demek ki ben fx'in ne halt olduğunu buldum. Neymiş fx? Ben fx'e şurada ax artı b demiştik. A'yı 2 bulduğumuz için o halde fx eşittir 2x artı 1 diye fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Soru bizden f3'ü istediği için x gördüğünüz yeri 3'ü yazarsanız 3 kere 2 6 1 daha cevabınızı 7 olarak bulmuş oluyorsunuz. Devam edelim güzel arkadaşım. Bir sonraki sorumuz gelelim. Soru demiş ki fx eşittir 2x artı 4 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bu tıpkı analitik geometride y eşittir 2x artı 4 fonksiyonunun doğrusunun grafiğini çizmek gibi olacak. Nedir? Y eşittir 2x artı 4 fonksiyonunun grafiği. Hemen bakalım. Hangisine E dedin Enes? Bu soruya mı? Tamam. Bakalım birlikte. Şimdi fx eşittir 2x artı 4 fonksiyonu y eşittir 2x artı 2 doğrusudur dedik ve bunun grafiğini çizeceğim. Analitik geometriden hatırlayın neydi? Bir doğrunun grafiği çizilirken önce x'e 0 verip y'yi buluyorduk. Sonra da y'ye 0 verip x'i buluyorduk. Önce x'e 0 verelim. X'e 0 verirsek y eşittir 4 kalacaktır. O zaman demek ki bu doğru, tabii düzgün olmadı ama idare edin. Bu doğru y eksenini 4'te kesecekmiş. Şurayı 4 olarak kabul edebiliriz. Y eksenini 4'te kesecekmiş. Sonra y'ye 0 verirseniz 2x artı 4 eşittir 0 denklemini elde edeceksiniz. O da x eşittir eksi 2 demektir. Buradan da eksi 2 de kesiyor demektir. O halde kıymetli arkadaşım, şurada doğru seçeneğimiz varmış. Bundan doğrumuzu çizelim. O halde bu doğrunun grafiği şu şekilde çizilebilir. Buradan geçen bir doğru. Bu da gördüğünüz gibi E seçeneğinde bizi bekliyor. E seçeneğinde cevabı görmüş oluyoruz. Burada doğrusal fonksiyonların grafiklerini çizmek önemli. Niye önemli? Birazdan ilerleyelim. Sonraki haftalarda size ÖSYM'nin nasıl sorular soracağına dair de gene fonksiyonlar dersine devam edeceğim. Orada da göreceğiz. Peki bir mevzumuz daha var. Ney? Tek ve çift fonksiyonlar.
Bu fonksiyonlar arkadaşlar tanım kümesindeki her eleman için bir fonksiyon tanım kümesindeki her eleman için f eksi x eşittir f eksi x eşittir fx şartını sağlıyorsa o fonksiyona çift fonksiyon denir. Yani bir fonksiyonda x gördüğünüz yere eksi x yazdığınızda fx ile arasında bir fark yoksa o fonksiyon çift fonksiyondur. Bir örnekle bunu görelim. Nasıl bir örnekle? Şöyle yapayım. Önce bir mouse'u bulalım. Ha. Şimdi bir fonksiyon tanımlayalım. Örneğin fx eşittir x kare artı 4 şeklinde bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyon çiftse eğer bakın x yerine eksi x yazdığınızda gene x kare artı 4'ü elde etmeniz gerekir. Yazalım. X yerine eksi x yazarsak ne elde edeceğim? F eksi x eşittir. Eksi x'in karesi artı 4 gelecek. İyi de negatif sayıların çift kuvvetleri hep pozitifti. Dolayısıyla ben buna gene x kare artı 4 diyebilirim. O zaman bu bir çift fonksiyon. Niye? X yerine eksi x yazdığımda da gene fx'in kendisini elde etmiş olduk. Tek fonksiyonda ne yapacak? Tek fonksiyonda da arkadaşlar f eksi x eksi fx olacak. Yani şuradaki gördüğünüz eksiği size dışarıya attıracak. Bunu dışarıya kusacak. Nasıl? Gene hemen onu da bir örnekle görelim. Örneğin fx eşittir x küp artı x diye bir fonksiyon olsun. Şimdi ben burada x gördüğüm yere eksi x yazayım. F eksi x eşittir. Eksi x'in küpü artı eksi x olacak. Eksi x'in küpü biliyorsunuz negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Eksi x küp artı ile eksinin çarpımı da eksi x eder. Şurayı eksi parantezine alırsam eksi parantezinde x küp artı x elde eder. X küp artı x fx'e eşit değil miydi? Ha, o zaman burası eksi fx olmuş olacaktır. Ne oldu sonuçta? Şuradaki f eksi x eşittir eksi fx olmuş oldu. Yani eksiyi dışarı kustuk. O yüzden eksi dışarı kustuğumuz için bu yazdığımız fonksiyon tek fonksiyondur. Bunlar polinomik fonksiyonlardır arkadaşlar. Bir fonksiyonun tek ya da çift olması için illa polinomik fonksiyon olup olmadığına bakmanıza gerek yok. Örneğin kosinüste trigonometriden gördüyseniz hatırlarsanız kosinüste eksiyi yutar ama sinüs eksiyi kusar. O yüzden kosinüs bir çift fonksiyondur ama sinüs bir tek fonksiyondur. Aynı şekilde mesela fx eşittir mutlak x dediğimde mutlak x ile mutlak eksi x birbirine eşittir bildiğiniz üzere. 2'nin mutlak değeri ile eksi 2'nin mutlak değeri birbirine eşittir. O yüzden mutlak değerde eksiği yutar. Demek ki mutlak değerde bir çift fonksiyondur. Yani illa polinomik fonksiyonlarda bakmayacağız. Ancak ÖSYM tek ve çift fonksiyonla alakalı olan soruları size genellikle polinomik fonksiyonlar yani şurada yazdığım x kare artı 4 ve x küp artı x gibi fonksiyonlar için size tek çift sorusu soruyorlar. Tek fonksiyon çift fonksiyon sorusu soruyorlar. O yüzden siz şunlara özellikle dikkat edin. Peki bunlar da ne önemli? Bunlar da şu önemli arkadaşlar. Bakın çift fonksiyonlarda değişkenin bütün kuvvetleri çifttir. Bakın bu 2. Hocam burada sabit sayı var. Evet arkadaşım burada sabit sayı var ama bak bunun yanında bir tane x üzeri 0 var aslında. Çaktırmıyor oraya gizlenmiş. Tek fonksiyonlara baktığımda ise kuvvetler hep tektir. Bunlara özellikle dikkat edin polinomik fonksiyonlarda bunlar sizin için önemli. Bir nokta tek fonksiyonlarda sabit terim olmaz arkadaşlar. Sonra bir nokta daha. Bir fonksiyon illa tek ya da çift olmak zorunda değildir. Bir fonksiyon illa tek ya da çift olmak zorunda değildir. Bunu mutlaka unutmayın. Örneğin fx eşittir şuradan yazarsam fx eşittir x kare artı x gibi bir fonksiyon tanımladığınızda bu fonksiyon ne tektir ne de çifttir. Çünkü f eksi x ne fx'e eşit olur ne de eksi fx'e eşit olur. Dolayısıyla bu fonksiyon tek ya da çift değildir. Fonksiyonlar illa tek ya da çift olmak zorunda değillerdir. Sonra can alıcı bir nokta daha. O da şudur. Arkadaşlar çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriklerdir. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriklerdir. Ama tek fonksiyonlar orijine göre simetriklerdir. Özellikle bunlara dikkat edin. Bakın çiftler y eksenine göre simetrik olurlar.
Tekler ise arkadaşlar orijine göre simetrik olurlar. Bu iki mevzuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Peki örneklerimize bakalım neler var? Aa bak soru ne demiş size? Demiş ki fx'in grafiği başlangıç noktası yani orijine göre simetriktir. Sen bunu gördüğün anda pat diye aklına ne gelecek? Eğer orijine göre simetrikse bu bir tek fonksiyondur. Fx bir tek fonksiyon ise fx bir tek fonksiyon ise x yerine eksi x yazdığımda bu eksiyi kusacak. Eksi fx olacak. Güzel. Peki ayrıca f bir tek fonksiyonsa burada x karenin ne işi var? X karenin olmaması lazım. Niye? Çünkü bu çift kuvvet. Bunun olmaması için katsayısının sıfır olması lazım. Demek ki a 2'ymiş. Hop bitti. Devam ettin. Geldin burada x olabilir. Kuvveti 1. Aa bak burada ne var? Bunların yanında değişken yok. O yüzden bunlar sabit sayı. O zaman tek fonksiyonda sabit sayının da olmaması gerektiğini söylemişti hoca. Aa, o zaman b eksi 3'te 0 olması lazım. Demek ki b'nin de 3 olması lazımmış. O halde soru 3 artı 2'den cevabı 5 diye bize buldurmuş oluyor. Devam edelim kıymetli arkadaşım. Bir diğer sorumuz. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyon grafiğidir? Çift fonksiyon grafiği için ne demiştik biz size? Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Bak bakayım kardeşim. Buradaki A şıkkındaki grafik y eksenine göre simetrik mi? Hayır. Y eksenine göre simetrik olaydı şu alt taraf şöyle yukarıya doğru giderdi. Bu y eksenine göre simetrik değil. O yüzden bu gider. Peki orijine göre simetrik mi? Evet orijine göre simetrik. O yüzden bu bir tek fonksiyondur. Çift fonksiyon grafiği değildir. Peki buna gelelim. Y'ye göre simetrik mi? Hayır. Y'ye göre simetrik olsaydı x'in sağ tarafında bu varsa sol tarafında da gene şöyle devam ederdi. Dolayısıyla bu y eksenine göre simetrik değil. Peki orijine göre simetrik mi? Evet. Orijine göre simetrik. Bakın bunu önce x'e sonra da y'ye tutar katlarsanız şunu elde edebiliyorsunuz. O yüzden bu orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrik olduğu için bu bir tek fonksiyon grafiğidir. Peki bu Allah buna yardım ede. Bu ne x'e göre simetrik, şey ne orijine göre simetrik ne de y'ye göre simetrik. Bildiğiniz üzere bu bir üstel fonksiyon. Bu üstel fonksiyon grafiği olduğu için özür dilerim. Logaritmik fonksiyon değil ya bu. Üstel fonksiyon. Karıştırma. Bu bir üstel fonksiyon grafiği. Üstel fonksiyon grafiği olduğu için de bu ne orijine ne de y'ye göre simetrik değildir. O yüzden bunu da ne yaptık? Eledik. Peki buna gelelim. Bakın ne güzel. Şöyle bir dağ var burada. Y'ye göre simetrik mi? Evet. Sağını alıp soluna katladığınızda y'ye göre simetrik olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bir çift fonksiyon grafiğidir. E şıkkına baktığımızda E şıkkı bir sabit fonksiyon grafiği mi? Evet. E şıkkı bir sabit fonksiyon grafiği mi? Sorumuz bu. Cevaplar var mı? Bu nasıl bir şey? Bu bir fonksiyon grafiği mi hatta? Size öyle sorayım. Sabit değil Enes. Peki bu bir fonksiyon grafiği mi? Cevabınız? Hüseyin niye fonksiyon grafiği değil? Ne olmuş peki burada? Çok güzel Hüseyin. Arkadaşlar dün konuşmuştuk. Hatırlarsanız dedik ki bir fonksiyonun fonksiyon grafiği olup olmadığını anlamak için dikey doğru testi yapmanız gerekiyor. Dikey doğru testi neydi? Y eksenine paralel çizgiler çizdiğinizde grafik eğer birden fazla noktada kesiliyorsa o fonksiyon nedir? O grafik bir fonksiyona ait değildir. Bakın şu değer üzerinden çizdiğinizde sonsuz tane noktada bunu kesebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir fonksiyon grafiği değildir. Peki bir sonraki konumuza gelelim. Neymiş efendim? Ters fonksiyon. Buraya özellikle dikkat. Ters fonksiyon. Bir fonksiyonun tersini nasıl bulacaksınız? Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her elemanı görüntü kümesindeki elemanlara eşdeğen bağıntıdır fonksiyon. Doğru mu? Fonksiyonun tersi ise görüntü kümesindeki elemanları tanım kümesindeki elemanlara eşleyen bağıntı olacaktır. Örneğin
Örneğin şu mouse'u bir bulalım. Evet. Örneğin şurada bir tanım kümemiz olsun. Şöyle çizelim. Bir tanım kümemiz olsun. Bu da bizim değer kümemiz olsun. Tanım kümesindeki elemanları, şu 1, 2, 3 tane elemanı buradaki elemanlara eşleyen bağıntıya biz fonksiyon diyorduk. Doğru mu? F diyorduk. Mesela buradaki A değerini alsın, buradaki 1'e taşısın. F A eşittir 1 olacaktır. F fonksiyonu A'yı almış, 1'e taşımış. Tersi ise arkadaşlar, tersi ise 1'i alacak, A'ya taşıyacak. Ters fonksiyonu F üzeri eksi 1 ile gösteririz. F üzeri eksi 1 de şurası çok iyi olmadı. Tam net anlaşılmıyor. Bir saniye elinizi isteyeceğim. Şurayı bir sileyim. Tersi ise şu şekilde F üzeri eksi 1 şeklinde gösteriliyor. F'in tersi 1'i alacak. Nereye getirecek? A'ya getirecek arkadaşlar. Peki size bir soru. Her fonksiyonun tersi de bir fonksiyon olur mu? Cevapları bekliyorum. Her fonksiyonun tersi bir fonksiyon olur mu? Beni dinleyen var mı? Hüseyin niye olmaz? Arkadaşlar sadece Hüseyin'in emin mi var? Emin olur dedi. Neyse, gelin birlikte bakalım. Şimdi şöyle Venn şemasıyla gösterelim size. Diyelim ki şu bizim tanım kümemiz olsun. Bu da bizim görüntü kümemiz olsun. Birlikte bakalım. Bakın şurada 1, 2, 3 tane elemanımız olsun. Burada da 2 tane elemanımız olsun. Öyle bir fonksiyon tanımlıyorum ki bunu alıyor buna getiriyor. Bunu alıyor buna getiriyor. Bunu da alıyor yine buna getiriyor. Buraya kadar sıkıntı var mı? Ben buna f fonksiyonu diyorum. Fonksiyon olmasını engelleyici bir durum yok. Niçin yok? Tanım kümesindeki her eleman mutlaka bir yere gitmiş. Ve bir eleman iki yere gitmemiş. Herkesin bir tane annesi var. Burada hiçbir sıkıntı yok. Tersine baktığımızda tersi ne olacak? Tersi buradan buraya yürüyecek. Tersi buradan buraya yürüyünce f'in tersini bu şekilde göstereceğim. O zaman buradaki eleman iki farklı yere gitmiş olacak. Dolayısıyla bu fonksiyonun tersi bir fonksiyon olmadı. O zaman demek ki her fonksiyonun tersi illa bir fonksiyon olmak zorunda değildir. Bunu unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Gerekli yerlerde bunların üzerinde tekrardan durmaya çalışacağız. Peki bir fonksiyonun tersi nasıl hesaplanır? Arkadaşlar sizden en çok istenilecek şeylerden birisi budur. Bir fonksiyonun tersi hesaplanırken kıymetli arkadaşım yapılması gereken tek şey fonksiyonun içerisinde eğer varsa x'i yalnız bırakmanız gerekir. O x'i yalnız bırakmadığınız sürece fonksiyonun tersini bulamazsınız. Niçin? Çünkü bizim fonksiyonlarımızda y eşittir fx'ti. Doğru mu? Biz x'leri alıp y'ye taşıyorduk. O zaman tersinde de y'leri alacağım. F'in tersindeki y'leri alacağım. Nereye taşıyacağım? X'e taşıyacağım. Gelin bunu örnekler üzerinden görelim. Örneğin fx eşittir 2x artı 3 şeklinde bir fonksiyon tanımlanmış. Bunun tersini hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağım? Fx eşittir 2x artı 3 ise birinci adım fx yazmak birazcık kalabalık. O yüzden gelin biz onun yerine y yazalım. Y eşittir 2x artı 3. Ben burada x'i yalnız bırakacağım. Artı 3'ü karşıya atıyorum. Y eksi 3 çarpı 2 de karşıya atıyorum. Bölü 2 eşittir x. X artık yalnız mı? Ve biliyorsunuz fonksiyonlar değişkenden bağımsızdır. Yani şöyle izah edeyim. Fx eşittir 2x artı 3 dediysen x yerine a yazdığında da fa eşittir 2a artı 3 olacaktır. Burada herhangi bir abes yok, herhangi bir sıkıntı yok. Burada da biz fonksiyonlarımızı hep değişken olarak x ile ifade ettiğimiz için y eksi 3 bölü 2 diye bir fonksiyon tersi yazmak birazcık sıkıntılı. O yüzden şurada x'i yalnız bıraktıysak diyorum ki f'in tersindeki x eşittir
Şurada y gördüğüm yere x yazacağım. Neye? F'in tersindeki x eşittir x eksi 3 bölü 2'dir. O zaman tek mevzu x'i yalnız bırakmak ve elde edeceğim ifadede x yerine f'in tersini, y gördüğüm yere de x'i yazmak o fonksiyonun ters kuralını bize buldurmuş olacaktır. Bir sonrakine bakın. Y eşittir, fx eşittir x artı 3 bölü 2 demiş. O zaman y eşittir x artı 3 bölü 2'de x'i gene yalnız bırakmaya çalışıyorum. 2y eksi 3 eşittir x elde edersiniz. 2y eksi 3 eşittir x. O halde demek ki f'in tersindeki x eşittir. Arkadaşlar 2x eksi 3 olarak bulunmuş olur. Bir sonrakine bakalım. Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Fx eşittir 2x artı 3 bölü 3x artı 5 demiş. O zaman y eşittir 2x artı 3 bölü 3x artı 5 ifadesini x'i yalnız bırakacağım. Ama burada bir sıkıntı var. Ne o sıkıntı? X burada tek bir tane değil. Unutmayın, x'i teke düşürmediğiniz sürece onu yalnız bırakamazsınız. Peki ne yapayım? Şurayı, bölüyü bir kere şuraya çarpı olarak atalım. Bunu buraya çarpı olarak atarsanız ne gelecek? 3xy artı 5y eşittir 2x artı 3 olur arkadaşlar. Şimdi x'leri bir araya toplayalım ki yalnız bırakabilelim. O yüzden şuradaki 2x'i alıp bu tarafa atıyorum. Ne olacak? 3xy eksi 2x. Bunlar burada kalsın. Şuradaki artı 5y'yi de karşıya atacağım. Artı 5y'yi de karşıya atınca eksi 5y artı 3 elde ederiz. Şimdi burada x hala yalnız değil ama x parantezini alabilirim. X parantezini alırsak 3y eksi 2 edecek. Eşittir eksi 5y artı 3 olacak. Şimdi şuradaki çarpı 3y eksi 2'yi karşıya bölü olarak atarsam x eşittir ne gelmiş olacak? Eksi 5y artı 3 bölü 3y eksi 2 şeklinde x'i yalnız bırakmış olacağım. Ha, o zaman demek ki f'in tersindeki x eşittir eksi 5x artı 3 bölü 3x eksi 2 olacaktır. Diyeceksiniz ki hocam bizim bunun daha kolay yolu vardı. Biz onu biliyorduk. Evet ama bunu niye yaptım size? Nereden gelebileceğinizi görün diye. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar bu özel bir format. Şu tersiyle düzü arasında bazı şeylere dikkat edin. Ne var? Bakın üçlerin ikisi de yerinde duruyor. Üçlere hiç dokunmadık. Doğru mu? Doğru mu? Üçlere hiçbir şekilde dokunmadık. Üçler olduğu yerde duruyor. Peki ne var? Bakın 5 burada aşağıda, burada yukarıya çıkmış. Aynı şekilde 2 burada yukarıda, bu tarafta 2 aşağıya inmiş durumda. Ha, o zaman 3'ler yerinde durduysa sadece 2 ile 5 yer değiştirmiş. Bir de ne var? Katsayıların negatif olmuş. Ha, o zaman demek ki fx eşittir ax artı b bölü cx artı d şeklinde tanımlanan fonksiyonlarda tersi sizden istenirse yapmanız gereken şey a ve d'yi, yerlerini ve işaretlerini değiştirmek. O zaman ne diyeceğim? F'in tersindeki x eşittir. Eksi dx artı b bölü cx eksi a. Ancak bir noktaya dikkat. O da ne? O da şu. Arkadaşlar ÖSYM sizi Tonga'ya düşürmek için can havliyle elinden ne geliyorsa yapar. O yüzden örneğin şu şekilde yazılan sorulara dikkat edin. Adam yazmış fx eşittir 3 eksi 2x bölü 5 artı x ifadesinde fonksiyonun tersi nedir? Bakın biz burada yukarıda yani pay kısmında x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit terimin yerlerini ve işaretlerini değiştirdik. O yüzden siz de burada yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit terimin yerlerini ve işaretlerini değiştirmeniz gerekir. O halde ne olacak? F'in tersindeki x eşittir. Bakın burada artı 5 var ya yukarıya çıkacak. Çünkü aşağıdaki sabit terim artı 5 yukarıya çıkacak eksi 5 olacak. O yüzden f'in tersi eşittir. 3 eksi 5x bölü şuradaki eksi 2 de aşağı inecek. Artı 2 diye inecek. 2 artı x şeklinde olacak. Bu ters fonksiyonla alakalı bazen size şöyle de sorular sorabilir.
tersi kendisine eşit olan fonksiyonlar diyebilir. Tersi kendisine eşit olan fonksiyonlar, unutmayın, bir birim fonksiyonun tersi kendisine eşittir. Yani fx eşittir x tipindeki fonksiyonların tersi kendisine eşittir. Şöyle şuraya yazayım. Fx eşittir x tipindeki fonksiyonların tersi kendisine eşittir. Bir de şurada ax artı b bölü cx artı d tipinde tanımlanan fonksiyonda tersinin kendisine eşit olması için a ve d'nin katsayılarının ve işaretlerinin aynı olması lazım. Bunu da şuradan şöyle çekeyim, şu alt kenarda göstereyim. Örneğin bakın fx eşittir 2x artı 3 bölü 5x artı 2 şeklindeki bir fonksiyonun tersini hesaplamaya çalıştığınızda şuradakiler yer ve işaret değiştirdiğinde aynı şeyler geliyorsa, mesela şunu eksi 2 yapmamız gerekiyor bu arada. Bunları yer ve işaret değiştirdiğimizde bakın ne elde edeceğim. Fx eşittir. Şuradaki artı 2 yukarı çıkacak. Ne olacak? Eksi 2x artı 3 bölü şurası 5x. 5x. Şuradaki eksi 2 de aşağı inecek. Artı 2 diye. Ne oldu? Tersiyle kendisi aynı birbirine eşit olmuş oldu. O zaman eğer ax artı b bölü cx artı d tipindeki bir fonksiyonun tersinin kendisine eşit olduğu söylenmişse a'nın eksi d'ye eşit olması gerektiğini özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Fx eşittir küp kök x eksi 3 şeklinde bir fonksiyon. Bunun tersini hesaplamaya kalktığınızda öncelikle y eşittir küp kök x eksi 3 gelecek. Önce küp kökten kurtulmak adına her tarafın küpünü alalım. Y küp eşittir x eksi 3. Eksi 3'ü karşıya postalarsanız ne elde etmiş olacaksınız? Y küp artı 3 eşittir x diye y küp artı 3 eşittir x diye x'i yalnız bırakmış olacaksınız. O halde f'in tersindeki x eşittir y küp artı 3 x küp özür dilerim x küp artı 3 şeklinde bulunmuş olur. Şimdi buraya almadım çok fazla zaman kaybetmemek için ama şurada başka bir soru daha size çözmek istiyorum. Ne o? Şöyle bir soru. Örneğin size desin ki fx eşittir x kare artı 4x eksi 5 fonksiyonunun tersini bulun. Bu fonksiyonun tersini bulabilmek için x'i yalnız bırakman gerekiyor. Bunu biliyorsun. Ama burada x yalnız değil. Diyeceksin ki hocam paranteze alabilirim. Alırsın kardeşim ama bak şurada x kare var. Dolayısıyla bir tane daha x kalmış olacaktır. X'ten tamamen kurtulamazsın. O zaman ne yapacağım? Arkadaşlar unutmayın. Bu tipte bir soruyla karşılaşırsanız bu tam kare yapma sorusudur. Öncelikle bunu tam kare yapacaksınız. Peki tam kare nasıl yapılır? Arkadaşlar x kare artı bx artı c tipindeki bir x'i henüz daha yalnız bırakamadık. Biz bunun pozitif değerleri için dikkate alalım. 9'un kare kökü eşittir arkadaşlar neye? X artı 2'ye. Buradaki artı 2'yi de karşıya eksi 2 olarak postalarsanız kök içerisinde y artı 9 eksi 2 eşittir x elde etmiş olursunuz. X artık yalnız. O zaman f'in tersindeki x eşittir kök içerisinde x artı 9 bir de eksi 2 şeklinde fonksiyonumuzun tersini bulmuş oluruz. Hemen yavaş yavaş örneklerimize geçelim. 4 tane ne geldi? Ha, ses geliyor. Görüntü arkadaşlar, görüntü çok önemli değil. Boş verin görüntüyü. Ekranı görüyorsanız bir sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne dedi? Soru. Fx'i vermiş bize. 1 bölü 2 x küp eksi 6 ise f'in tersindeki eksi 10 nedir? Bu soruyu iki yoldan çözelim. Öncelikle ilk olarak şuna bakalım. Gidelim f'in tersini hesaplayalım. F'in şuradan alayım. F'in tersindeki x'i bulacağım. Bunun için öncelikle y eşittir 1 bölü 2 x küp artı 6. Artı 6'yı karşıya atıp bölü 2'yi de karşıya atacağım. Artı 6 karşıya geçer. Eksi 6 özür dilerim. Eksi 6 karşıya artı 6 olarak geçecek. O zaman y artı 6 şuradaki bölü 2'yi de karşıya atarsanız 2y artı 12 olur. O halde eşittir x küpe. Şimdi her tarafın küp kökünü alırsak ne olacak? Küp kök içerisinde 2y artı 12 eşittir ama küp kök içerisinde
eşittir x'e. O x'i yalnız bıraktık. O zaman f'in tersi neye eşitmiş kıymetli arkadaşlar? Küp kök içerisinde 2y artı 12 şeklinde bulunmuş olur. Bizden f'in tersindeki 10 isteniyordu. O zaman x gördüğüm yere 10 yazmam gerekecek. X gördüğünüz yere 10 yazarsanız eğer f'in tersindeki eksi 10 yazarsak pardon. Eksi 10 eşittir. 2 çarpı eksi 10 eksi 20 eder. Eksi 20 artı 12 de eksi 8'dir. O zaman küp kök eksi 8'e erişmiş olur. Peki neyin küpü eksi 8'dir sorusunun cevabının da eksi 2 olduğunu görüyoruz. Cevap Bursa'da bizi bekler. Peki hocam bu soruyu böyle çözmesek başka bir çözüm yolu yok mu? Var. Başka bir çözüm yolu da var. Örneğin şöyle diyebiliriz. Bakın. Mola verelim mi? Vermek istiyor musunuz? Cevaplarınızı bekliyorum. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bir 10 dakika mola verelim. 10 dakikadan sonra kaldığımız yerden devam. Saat 17.58. Saat 17.58. 6'yı 10 geçe tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Uygun mudur? 2 dakika olmaz. 2 dakika. 16'da gelek ne ya? Tamam. 6'yı 10 geçe tekrardan başlıyoruz. Tamam. Ama lütfen gelin. Bir saat daha yapar bırakırız. 6'yı 10 geçe başlar 7'de bırakırız. Tamam. Mola da